Hoş geldiniz. Hoş geldin. Bir aile hikayesi. Evet, doğrudur. Ama sonuçları sizler ve çocuklar adına... Sıkıntılı bir durum. Sıkıntılı bir durum. Niçin programa başvuruda bulundunuz? 10 yıllık evliyim. Bundan 2 yıl önce eşimin bana gelen bir mesajla aldatıldığımı öğrendim. Kaynım atmıştı o mesajı. Hı hı. Arkasından evde telefon buldum. Gizli kullandığı telefonları falan yakaladım. Akabinde şu an uzaklaştırmam var. Evde çocuklar da benden kaçırıyor. Göremiyorum zaten. Her defasında şiddete maruz kaldım kayınlarım tarafından. Hı hı. Hep darp edildim. Ve ben buraya bundan yüzleşmek için çıktım. Peki 2 yıl önce mi dediniz? Evet. İki yıl önce. Bir mesajla başladı her şey. Neyle? Mesajla. Bir mesajla. Hı-hı. Mesaj kimden geldi? Kaynımdan geldi. WhatsApp'tan gelen mesaj. Evet, ekran görüntüsü. Ne gönderdi size? Yani kaynınız yani. Onun telefonuna gelen mesajı ekran şeyini yakalayıp bana gönderdi. Ablasının telefonuna gelen. Ha, karınızın telefonuna gelen bir mesajı erkek kardeşi, karınızın erkek kardeşi size gönderiyor. Evet, gönderdiği o mesajda ne yazıyor? İşte gece geleceğim 12'de işte seni çok seviyorum gibi mesajlar. Bu da Celil Yakar tarafından gönderilmiş. Onu buldum zaten. Arkasından çeşit numaralar. Hayır ama aslında kaynınız bu mesajı size göndererek size enişte sen mi attın yani diye gönderiyor. Yani bu adamı sen tanıyor musun? Bu mesaj buna gelmiş diyerekten. Yani ablama gelmiş. Evet. Ben de ona sorduğumda... Karınıza sordunuz mu? Evet, ben o zaman gurbette çalışıyordum. 3 ayda bir izine gidiyordum zaten. Kendisine izine gelip sorduğumda benim bununla bir alakam yok ifadesini kullandı. Ve ardından açıklama yaptı. İşte bana değil ablama yazdı diye. Ablası da itiraf etti. Ben hiç alakam yok. Hı hı. İşte böyle bir çelişkinin içindeyim. Hı hı. Ve ben bundan yüzleşmek için buraya çıktım. Çıksın yüzleşelim. Peki sonra da hani siz eşinizden şüpheleniyorsunuz, sürekli ihanet ettiğini düşünüyorsunuz. Evet. Kimi zaman çoğu insan şöyle yapıyor. Böyle bir şey yaşanmış olsa bile kendine ve evliliğine bir çeki düzen verip karşılıklı affetmeye gidiyor. Siz bu süreçte eşinizle birbirinizi hani affedip evliliğinizi düzeltme kararı aldınız mı? Ben çok şeye göz yumdum çocuklar için. 2 tane çocuğum var. Ellerinizden öper. Her şeye göz yumdum. Misalım ben bunu da kapattım. Hı hı. Ama sonrasından ben işten geldikten sonra hal altında bir tane sim kartı buldum. Hı hı. Ondan sonra da çok yani güvensizlik başladı bende. Arkasından gene dedi ki ne yok bu benim değil dedi. Bu dedi bizim köyün taksicisinin dedi Ejder Kılıç Aslanı dedi. Ve o adamı da buldum geldim. O adam da dedi tamam kardeşim ben bunu dostuma almıştım yani bir bayan almıştım. Ama saklasın diye senin eşiniz. Ne alaka dedim yani. Benim eşim veyahut da benim evimde niye saklattırıyorsun bunu? Hı hı. Bu şekilde söyledim. Onu da kapattım onu da göz yumdum. Ve arkasından gene işe gittim. 3 ay sonra geri geldiğimde pandemiden dolayı çıkış verdiler bize. Ben eve geldim, tır şoförlüğü yapıyordum. Hı hı. Gece eve geldim saat 12'de. Pandemi aslında sizin hayatınızın sonu olmuş evde olmak. Yani sonra geldiğinde zaten gece 12'de geldim ben tırdan. Telefonla konuşurken yakaladım ben bunu. Hı hı. Ben buna hiçbir şey söylemedim. Telefon aramaya başladım evin içerisinde. İşte evin içerisinde araştırırken bana çekkat biraz bozulmuştu. Bana dedi ki evde ne arıyorsun diye benim hani şüphelendi o da. Bana uzaklaştırma verdi. Cam falan kırdı orada. İşte hiçbir şey yok. Hiçbir şey söylemediğim halde bana uzaklaştırma verdi de. Bir 10 gün öyle. Sonra geri geldim tekrar araştırdım. Bulgur kazanın içinde sim kartı buldum. Hı hı. Nerede? Neyin içinde? Bulgur kazanın içinde. Bulgur kazanı. Evet onun içinde. Sim kartı saklamış oraya koymuş. Bulgurun içinde. Evet resimlerde var zaten. Arkasından bunu kendisine söylemedim. Resmini aldım. Bunu bulduğumu herhalde fark etti. Tekrar bana uzaklaştırma verdirdi. Bunu da ailemle gittim. Hani ben çocukları da göremiyorum artık. 1 ay sonra ailemle gittim. Gittiğimde de zaten telefonu buldum. Küçük kullandığı telefonu. Siz Esra Hanım, biz o süreç içerisinde ben ve eşimle diğer görümcem olsun, kayınvalidem olsun bizle hiç konuşturmuyordu. Biz 5 yani yıldır Bekir'le asla görüşemiyorduk. Evet. En son bizim Bekir'le görüştüğümüz gece Canan'ın gece yarısı saat 12.30 sıralarında Bekir'in eve gelip de Canan'ın başka bir telefonla konuştuğunu yakalayınca Bekir orada zaten psikolojikmen çöktüğünü abisini arıyor direkt benim kendi eşimi. Abisinden yardım istiyor. Abisi de benim eşim de yurt dışına çalıştığı için ben sana şu anda yardım edemem. Yurt dışındayım sen yengeni ara diye. Ben de bağlandım direktmen kendisine. Sakin olması gerektiğini, ona panik yapmaması gerektiğini, onun elindeki delili bulması gerektiğini ve ona asla vurmaması gerektiğini ben ona yön gösterdim. Sürekli telefon açık yani. Bir şekilde bardağı bırak. Bu evden bardakta su içemezsin. Hı hı. Bu bardakları ben aldım. Ben çalışarak aldım. Siz şimdi aslında bir tarafta çok bir insan için çok zor. Yani eşinizin size olan sadakatsizliğini çok büyük ya da başka biriyle görüşmelerini yakalıyorsunuz. Bu hani çok kabul edilmesi bir insan için kolay değil. Çok ama siz bir tarafta da hani bunu ispatlayıp o delilleri işte bulgurdan oradan buradan onları bulup ne yapmak istiyorsunuz? Bir an önce boşanma davası mı açmak istiyorsunuz? Gelsin burada. Bunları hep kaçıyor benden. Açtınız mı boşanma davası? Açtım ben. Davaya gelmedi. Benden hep kaçıyor. Mahkemeye de gelmiyor zaten. Esra Hanım heyecanlanıyor. Biz sadece boşanma davası açmak istemiyoruz. Biz her şeyin ortaya çıkmasını istiyoruz. Evin üzerine 2019 yılında şerh koydurdum. Sen hangi halkla şerh koyduruyorsun? Tamam, ben de bir bayanım. Dürüst bir şekilde gelirsin. Hakkın varsa tamamını al. Hepsi senin olsun. Ama hakkın yoksa, sadakatsizlik yaptıysan, buranın oturup ekmeğini yiyip de gidip başkasıyla da uğraştıysan senin 25 kuruşun dahi yoktur. Şimdi orada yok, hak olarak bir ev var. Aile konutu şerhi boşanma sonuçlanıncaya kadar o kadını ve çocukları mağdur etmemek adına devrinin önlenmesi amacıyla, yani onlara bir yaşam alanları olmasınlar. Avukat Hanım, zaten olabilir, biz 9 ayda kesinlikle mağdur etmedik. O amaçla kesinlikle mağdur etmedik. Sonuçlanınca da yani bir malın devri Canan Hanım'a geçmiş filan olmuyor o şerh. Yok yok, anladım ben sizin yani. Ama ben dava falan açmadan önce yapılıyor bunlar. Ama şimdi Bekir Bey, yani bulgunun içinden, halının altından o kadar bakın. Çok fazla şey var. Şüphe, hangi erkek halının altına bakar? Ya da bulgurun içerisinde bir düşünün, mutfağınıza girip erzaklarınızın içerisinde bir ailede. Yani o şüphe içinize düştüğü zaman artık sizi çıldırtır. Benim buram yanıyor Hülya Hanım. Ben çok kötüyüm yani. Ben hep böyle düşünceler içinde, şüpheler içinde yeter ama artık. Bahçe ilçesinden bağlansınlar. Nasıl bir insan olduklarını araştırsın. Ben zaten araştırdım. Elimden gelen her şeyi de yaptım. Bekir bak, eşinden boşanırsın. Nihayetinde 2 tane çocuğum var değil mi? Evet, bu 2 çocuğun asla mağdur olmasını, mağdur edilmesini ister misin? Hayır, kesinlikle. Ben yanımda istiyorum ben çocuklarımı. Sen çocukların yanında istiyorsun. Ben yanımda istiyorum. O kadına bırakmak istemiyorum ben. Peki, o kadın bakamayacak çünkü başka çocuklara. Şüphelerin var mıydı? Şüphelerim var. Onu da size takdir ettim. Nedir söyle? Ben biliyorum. Biliyorsanız onu gelsin, yüzleşelim. Buraya gelsin, burada yüzleşelim. Onları da söyleyelim. Söylemek istemiyor musun? Onu o geldiğinde söyleyelim. Ha, şimdi söylemek istemiyorsun. Yok, onu geldiğinde burada söyleyelim. Peki, Esra Hanım. Sizden ricam o. Gelsin buraya, yüzleşelim. Çocuklarım ben çok özledim. Yani hatta fazla özledim. Çünkü benden hep kaçırıyor, göremiyorum. Polisle gidiyorum, gene göremiyorum. Esra abla, her gittiğimizde sürekli bir tartışma, bir hakaret, bir küfür. Yani biz oraya çocuk için gidiyoruz ama başka bir şeyin içinde kendimizi buluyoruz. Peki mesela hanımefendi Canan Hanım sana niye kızıyor? Ya Bekir, sen bana iftira atıyorsun. Ya tamam, biriyle konuştum, bak böyle bir şey de olabilir. Söylemiyor Rabbala. Yani senin iftira attığını mı iddia ediyor? Aynen, onu söylemiyor. Ona yanaşmıyor yani. Yok diyor, sen getirmişsindir. Yok ben bilmiyorum. Yok ablamdır. Yok kardeşimdir. Herkesin üstüne atıyor. Ayşe Öztürk'ün üstüne atıyor. Yok gittim ben ondan, görebilirsiniz. Yok bilmem ne. Yani hep bahane. Yani çıkıp da karşıma konuşmuyor benden. Yani siz bu konuda mesela benim aklıma o geldi. Yani sen bana Bekir iftira atıyorsun. Benim de düzenimi, çocukların da düzeni bozuyorsun diyor. O zaman ben gurbetteyim abla. 3 ayda 1 gidiyorum. Nasıl düzenini bozuyorum ben orada? Geliyorum, bir hafta duruyorum, geri tekrar işe gidiyorum. İşte pandemiden dolayı işten çıkartılınca Canan Hanım'ın alanı kısıtlandı. Tek sıkıntısı bu yani. Bekir evde oldu artık. Bekir evde oturuyor. Yani. İstediği gibi atını oynatamadı. Sorun burada. Evet. O yüzden sürekli Bekir suçlu çıktı. Ailesiyle görüştürülmedi. Bizlerle hiç konuşturulmadı. Ve ilk telefona gelen mesaj geldiğinde... Hiçbir problem yok. Niye ailenizle görüşmüyorsunuz? Abla bununla konuşmayacaksın diyor. Veyahut da gideceksin annengiyle konuşmayacaksın. Onların annesiyle gidiyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Onun kardeşi benim evime geliyor. Amenna. Ama benim kardeşim gelmeyecek. Niye? Ben onları istemiyorum. Bizim telefon numaralarında ismimiz bile farklı. Niye peki? Siz böyle bir şeye nasıl izin veriyorsunuz? Abla ben mutluluk için, sadece benim 2 tane çocuğum var, böyle devam edecek diye düşünüyordum. Artık işin içerisinde başka bir olaylar çıkınca işin rengi değişiyor. Ya demek ki bu tekelleştirme de hani sadece benim tarafla görüşüp bazı şeyleri kontrol etmemi bilemiyorum. Esra Hanım sürekli bastırılmış ya. Baldızı Fatma Altun tarafından ekrana, ilk telefona mesaj geldiğinde bunun elini arkasından bir tanesi tutuyor. Diğeri de telefonu almak için cebinden bunu geriye yaslıyorlar. Kırıyorlar ve zorla telefonu alıp kırıyorlar elinden. Hayatım, sen şimdi böyle bir eşinin başka biriyle yazışmasını sen didikleyip araştırıp öğrenmedin ki. Sana bu ilk mesajı atan kim? Kardeşi. Kendi kardeşi. O da bilinçsiz bir şekilde atıyor zaten. Bekir sen misin diye atıyor. Yani o mesajı yakalıyor, bana gönderiyor. Sen mi gönderdin bunu? Tek hesaptan sen mi attın diye atıyor. Peki o mesaj sana gelmese senin bunlardan haberin olur mu? Hiçbir şeyden haberim olur. Ben çünkü sürekli gurbette çalışıyorum. 3 ayda 1 eve gidiyorum. Artı biz son uzaklaştırma telefonu bulduğumda bunun 4 tane kardeşi, Ramazan Altun, Musa Altun, Yunus Altun. Bunlar hep bana işte tehditler savunuyordu. Seni öldüreceğiz, seni şöyle edeceğiz diye. Ben de telefonu çıkarttım, küçük telefonu. Dedim ki ne, bu telefonu ben kendi evimde buldum. Yani bunu gidin ablanıza sorun ya da bacınıza sorun diye. İtaatte bulundum. O zaman bana saldırdılar. Bahçenin emniyetinde 3 tane polisi yaraladı. O telefonun içeriğinde bir şey, kendinize göre boşanma davasına sunmak için bir delil elde ettiniz mi? Evet. Yani onu... mesela şimdi biz iletişimin içeriğini tespit edemiyoruz ama mesela kaç kez görüşmüş? Hayatın olağan akışı içerisinde insanlar işte akrabasıyla 2 kez arayabilir, 3 kez arayabilir ya da iş arkadaşı olur. Hayır. Ama ilerli gece yarısının defalarca mesajlaşmalar ya da resim paylaşımları, birbirlerine giden WhatsApp'tan gönderilen resimlerin normal içerikleri... tuşlu telefon. Hayır, Hülya Hanım. Benim kendini aldığım dokunmatik telefon ayrı, kullandığı tuşlu telefon ayrı. Ben onu yakaladım. Ve onda mesajlaşıyor sadece. Mesajlaşıyor yani, konuşuyor. Karşı tarafın üzerine ait o hat. Ve bu numarada Murat Akdeniz diye adlı bir kişiye ait. Evet. En sonunda o şekilde çıkarttım. Ve sizden bunu çözülmesini istiyorum. Yani bunun için geldik. Yani. Esra Hanım gelsinler, her şey yani buraya çıksın. Mihriban, ailen demiş ki hani Bekir, bu süreçte yaşadığın süreç çok yıpratıcı ve zor bir süreç. Çok kötü her zaman şey. Sabrını koru demiş. Vermesin. Yani sen o sükuneti ve sabrı korumaya özen göster. Yani ben şu an hep dışarılardayım zaten. Hep tırlarda yatıp kalkıyorum. Yani polise soruyorum, tamam ben uzaklaştım, ben nerede yatacağım diyor. Sen gidip sokakta yatabilirsin diyor. Ben yani kendi evimden uzaklaştırıyor yani. Giremiyorum yani. Sürekli yanlış bir şey yapmaması için benim telefonum asla kapanmadı. Ki hani en azından olan olmuş zaten. Bizim şüphelerimiz daha çok farklı ama biz Canan Hanım'ın buraya gelmesini istiyoruz. Yani gelsin, buraya gelsin, burada yüzleşelim. Burada yüzleşelim, herkes duysun. Siz peki Bekir'in evliliğinin bu olaya kadar nasıl gittiğini düşünüyordunuz? Yani mutlu bir evlilikleri var mıydı? Son benim uzaklaştırmamı aldığımda abime hani ben söyledim ya, bak böyle ben gece telefonla konuşurken yakaladığımda o da yurt dışına çalıştığı için ben bunlarla zaten konuşmuyordum. Onu dedi ki yine yengenle konuş, itibata geç, o sana bir yardımcı olsun dedi. Biz sürekli Bekir'in zaten bastırıldığını biliyorduk. Biz de konuşmama yani sebebi benim telefonda ismim bile Mustafa diye kayıtlı Bekir'in telefonunda. Doğrudur. Evet. Ekran görüntüsünde gördüğümde ben Mihriban'ım dedim, ismimi çok beğendim Bekir gerçekten. Teşekkür ederim. Sana yani dedi, ne yapayım yenge bunlarla dedi. Konuşmamı istemiyordu. Senin ismini ailemle gördüğü zaman çıldırıyor zaten. Dedi. Nasıl ya? Vallahi bu şekilde ya. Ablaların adı nasıl kayıtlı? Onlarla da konuşturmuyordu. Konuşma yok. 3 kız kardeşi var. 3'üyle de görüştürmüyordu. Yani ben gurbete gittiğim zaman konuşabiliyordum ailemle. Yani ben evden çıkıyordum. Gurbete İstanbul'a geldiğimde. Dışarıda görüşebiliyordum. Bu şekilde konuşuyordum. Çok değişikmiş. Yani siz Mihribansınız ama telefonda Mustafa diye kayıtlısınız. Aynen, ben bir gün Mustafa diye arasa sen çıkınca ne olacak? Ev, yuva mı yıkılacak? Yani yo, hiç inan ki dahil olmadım. Bugüne kadar inan ki Esra Hanım asla bir sözüm veyahut da bir şey kesinlikle şunu yap bunu yap demedim. Ama sadece o telefon hattını bulduğumuzda onu o bardağı düzgün bir şekilde babasının evine götüremeyeceğini söyledim. O hatları bulgur çuvalının içindeki hat ne gezer bir başkasının hattı ya? Nerede saklarsın? Hayırdır, bu kişisel bir ürün. Bekir Avcı konuğumuz, eşi Canan Avcı ile ilgili iddialarda bulunuyor. 10 yıllık evliliğimiz pandemide aslında eve girip evde kaldığımda evliliğimin aslında bir yalan olduğunu öğrendim. Öncesinde abisinden gelen o sevgi dolu mesajın başka biriyle eşimin yazışmaları olduğunu söyledim ama bunların hepsini inkar etti. Sen Mayıs 2021 tarihinde de boşanma davası açtım, açmışsın. Evet, gelmedi. Eşim bu süre içerisinde sürekli... aslında sana uzaklaştırma kararı da almış. Sen aslında her bulduğun delilde eşin sana uzaklaştırma kararı alıyor. Doğrudur. Sen öyle bir iddiada karşılıklı yapılmış şikayetleriniz de bu Murat Akdeniz'de benim son uzaklaştırmamda polis karakoluna gelip benim içeride mağdurum var, beni içeri almak zorundasın diyen şahıs da bu arkadaşlar. Ne? Beni içeri karakolun almak önünde. Karakolun önünde biz ifade verirken bu Canan Hanım'a hitaben işte beni içeri almak zorundasınız diyen Murat Akdeniz. Mağdur da Canan oluyor. Hayır, ben kesinlikle hiçbir zaman aramadım. Hiç kimseyle muhatap olmadım. Biz sadece hukuki olarak ilerledik ve sonra da size başvurmaya. Peki şimdi ben sen söylemeden söylemeyeceğim de sen asıl şüphelerinden yola çıkarak bir girişimde bulunuyorsun. Onu niye söylemek istemiyorsun? Gelmeyecek diye düşünüyorum. Yani ben bunu açıkladığım zaman kaçacak, gelmeyecek. Sen ne istiyorsun? Bir an önce bu iş bitsin. Bitsin, gelsin abla buraya. Ben çocuklarım bana versin. Ben çocuklarıma kendine daha çok iyi bakacağım. Çok eminim. Ben kendisine uzaklaştırma verdiğinde gene ben ailesine para gönderdim. Çocukların masrafı için. Şahsi görüşme günü bir mahkemeye bayağı olmuş dava açıldı. Size verdi mi? Görüş günleriniz ne zaman? Cumartesi günü saat 10 ile akşam 5 arasında gittiğimde ben de o videolarda... Göremiyor musunuz? Göremiyorum. Birinde görebildik. Sadece küçük çocuğu alabildik. Büyük kız çocuğunu alamadık. Yani. İkincisine de ben dedi sürekli sana çocuk veremem dedi. İstediğin yere git başvuru yap dedi. Onu da videosu ses kaydı. Çocuk da dolduruluyor şu anda zaten, büyük kız çocuğu. Ya aslında şöyle söyleyeyim Bekir, şimdi altını yani bu anlattığı kadar da kolay ve basit de bir süreçte değil. Aslında çok zorlukları olan da bir süreç. Bir evliliğin artık yürümüyorsa ve bu kadar çok şey konuşuluyorsa iki tarafta karşılıklı bu boşanma konusunda hemfikir olmalı ve uzlaşmalı ve bu evliliği bitirmeli. Herkes yaşamında bir seçim yaptıysa o seçimlerini yaşamalı, o seçimlerin bedelini de ödemeli. Yani insanlar sanıyor ki ay buradan bitirip oraya gittiğimde çok da mutlu olacağım. Pek de öyle bir şey söz konusu olmuyor. Esra Hanım, sadece boşanmak değil Bekir'in amacı. Kandırılmışlıklarını, susturulmuşluklarını ve bunca zaman bastırdıklarının hesabını çıkarsınlar. Herkes gelsin buraya. Nasıl kandırıldı? Kandırıldı. Yani Canan Hanım gelsin, nasıl kandırıldığını Bekir zaten açıklayacak. Kandırıldı. Çok büyük kandırıldı. Hem de 5 yıl boyunca kandırıldı. Sadece aldatma gibi bir şey değil. Gelsin abla buraya. Gelsin buraya gelsin. Canan Avcı söz hakkını ve cevap hakkını kullanacak. Çok büyük kandırıldı. 5 yıldır kandırılıyor. Evet, 5 yıldır kandırılıyor. Aynen, doğrudur abla. Belki evlendiğim günden beridir. Bilemiyorum ben çünkü sürekli gurbetteyim. Onu da burada öğreneceğiz artık. Bakacağız. Buradan sonrasında biz artık 10 yıldır mı kandırılıyor, 5 yıldır mı kandırılıyor? Onu da artık burada öğreneceğiz sizin sayenizde. Tüm iletişimini kapatıyor seninle. Evet. Peki kardeşleri mesela bu mesajı atıp sen artık olayın farkında olduklarında ya Bekir... Hayır. Ablamın da hayatı, senin de hayatın, hadi bitsin artık demediler mi? Hiçbir tanesi arayıp da sormadılar. Bize hep astılı kestili konuşuyorlar. Yani hep tehditle. Normal cümleler asla yok. Karşımıza çıkma, istesene şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hep tehditler. Zaten hep şu an telefonumda da zaten tehdit mesajları var yani kardeşlerine gelen. Zaten normal bir davranış sergilemedikleri Canan Hanım'ın ailesinin belli. Şimdi kız kardeşinizin evlilik birliği içerisinde sadakatsizlik yaptığına ilişkin bir iddianız var. Bunu eşe gönderiyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Abi bunu yapar mı?